Gezi Parkı'nda bir diğer iftar yemeği ise Beyoğlu Belediyesi'nce düzenlendi sayın seyirciler. İftar sofrası kurulurken başlayan protestolar yemek sırasında da sürdü. Yemek dağıtımı sırasında bazı yurttaşlara yemek verilmedi. İftara çalıştırılmak için getirilen gençler ise iftarı belediyenin düzenlediğini öğrenince görev almayı reddetti. Binlerce yurttaş, devrimci Müslümanlar ve antikapitalist Müslümanların iftar yemeğinde buluşurken bir başka iftar yemeği Gezi Parkı'nda Beyoğlu Belediyesi'nce düzenlendi. Ancak iftar yemeği yurttaşlara çile oldu, protestolarla başlayan yemek aynı şekilde son buldu. Ya kaç kişi kaldı? Ver işte şu insanlara verin ya. Yemek dağıtımı sırasında bazı yurttaşlara yemek verilmedi. Akşama kadar oruç tutan yurttaşlar sofrada yemek yiyemedi. Bak yemek yemedi abi. İftar davetinde ilginç bir olay daha yaşandı. Yemek dağıtımı için görevlendirilen gençlerin belediye için çalışacaklarını bilmeden getirildikleri öğrenildi. 1000 kişilik yemek vereceğini çalışır mısınız dedi. Tamam çalışırız dedik. Hani gittik oraya işte belediye başkan gelmeye başladı. İşte AK Parti'nin haberlerde herhalde dönüyormuş. İşte AK Parti yemek düzenliyor tarzında. Kandırıldıklarını söyleyen gençler iftarı Beyoğlu Belediyesi'nin düzenlediğini öğrenince çalışmayı reddetti. Çıktık, belediye başkanı geldi, yardımcılar geldi, reklam yapmaya başladı. Aynen. Reklam yapmaya başlayınca zaten biz belli insanlarız. 30 günlük Gezi Parkı'nda çadır kurduk, burada duruyorduk. Tamam, baktık, belediye başkanı reklam yapıyor, biz kenara çekildik, izlemeye başladık. Yemek arabası ilk geldi, polisler çevik kartını gösteriyor, polis kartını 20 tane yemek alıp gidiyor. Evet, ve böyle de bir olay. Halka verilmiyor, normalde halka açık dendi. Daha da ilginci, bazı yayın kuruluşları o gençleri iftara gelen yurttaşlar gibi gösterdi. Bizi AK Parti gençlik kolları olarak lanse ettiler. Onlar düzenledi, hani yardım için geldiler, lanse ettiler. Öyle bir şey kesinlikle yoktur. Yine söylüyoruz, AK Partili uzaktan yakından hiçbir şekilde alakamız yoktur. Televizyonlara çıktık o kadar.